Evet, Sayın Gelirler Sezgi Başkanım, pek değerli tüm ok yöneticileri, değerli oda başkanlarımız ve çok değerli katılımcılar. Ben de konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim bu seminerde bu kısımda anlatacağım konu, genellikle mükellefler arasında kod uygulaması olarak bilinen, mevzuatımızda ise daha çok özel esaslar olarak geçen bölümü anlatmaya çalışacağım. Konu başlıklarımıza baktığımızda kod uygulamasına neden gerek görüldüğü üzerinde duracağım. Kod uygulamasının tarihsel süreci, bu tarihsel sürecinle beraber 84 numaralı katma değer ve eksi uygulama genel tebliği, buna ilişkin olarak 2010-2 uygulama iç genelgesi, bunun yanında 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren katma değer ve uygulama genel tebliği, ki bu tebliğde koda girmek, koddan çıkmak gibi hususlar anlatılmıştır. Bunun yanında kod uygulaması ile ilgili olarak yargı kararları ve en son 2012 uygulama iç genelgesinin katma değer ve uygulama genel tebliğine paralel olarak güncel hale getirilmesi üzerinde duracağım. Şimdi kod uygulamasına neden gerek duyulmaktadır diye baktığımızda aslında kod uygulamasının ana kaynağı katma değer vergisi kanunu kendisi oluşturmaktadır. Çünkü bilindiği üzere katma değer vergisi kanunu üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar geçen tüm katma değer vergisini vergilendiren ve tüketici üzerinde yük olarak kalan bir dolaylı vergidir. Bu dolaylı vergi, tüketiciye ulaşması gereken vergi, yine katma değer vergisi kanununun bazı maddeleri nedeniyle tüketiciye ulaşmamasından dolayı gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmekte veyahut da katma değer vergisini yüklenen mükelleflere iade olarak verilmektedir. Buna biz tam istinalar ve kısmi istinalar olarak bakmaktayız. Katma değer vergisi kanununun 29. maddesinde baktığımızda mükellefler tahsil ettikleri katma değer vergisinden ödedikleri katma değer vergisinden düşüp aradaki farkı hazineye yatırmaları gerekir. Bunun yanında katma değer vergisi kanununun 30. maddesi ve 32. maddesi ki kısmi istinalar ve tam istinalardır bunlar. Bu istinalar nedeniyle yüklenen katma değer vergilerinin bir kısmı yine katma değer vergisi kanununun 58. maddesine göre gider veya maliyet yine 32. maddeye göre de mükelleflere iade edilmektedir. Dolayısıyla esasen tüketici üzerinde kalması gereken, tüketicinin ödemesi gereken katma değer vergisi, üretim aşaması ile tüketim aşaması arasındaki zincirlerde birer emanet paradır. Ve bu emanet paranın sağlıklı bir şekilde hazineye intikal etmesi gerekir. Ancak bu sağlığı bozan, yani sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini engelleyen en temel faktörlerden bir tanesi de sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullanmak veya düzenlemektir. Çünkü sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullanıldığı takdirde mükellefler tarafından hazineye intikal edilmesi gereken para intikal edilmemekte mükellefler açısından bu haksız kazanca dönüşmektedir. İşte bu haksız kazancın önlenmesi amacıyla ilk kez 1988 yılında uygulamaya konulan 28 serili olup katma değer vergisi genel tebliğiyle uygar katma değer vergisi genel tebliğiyle aslında biz kod uygulamasını ilk kez bu tebliğde görmekteyiz. Çünkü bu tebliğ sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullanan veya düzenleyen mükelleflerin katma değer vergisi iadelerinin ya teminat karşılığında, artırılmış teminat karşılığında veyahut da mühün asılan belge inceleme raporunda yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu tebliğin yayınlanmasından sonra yine
ilgili vergi daireleri kendi mükellefleriyle ilgili olarak sahte veya muteviyat itibariyle yanıtçı belge kullanan veya düzenleyen mükellefleri için bazı kayıtlar tutmaya başlamıştır. Bu kayıtlar genelde yerel ölçekli olup, bunun yanında yine Maliye Bakanlığı Geriler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sahte belge düzenleyen mükellefler listesi, sahte belge kullanan mükellefler listesinden de yer alınmıştır. İlk kez 1995 yılında İstanbul'da yapılan bir uygulamayla mükellefler aslında kategorize edilmiş ve kod uygulaması ilk kez 95 yılında İstanbul'da sistematik olarak uygulamaya başlanmıştır. Daha sonra bunu duyan diğer vergi dairelerinin tarafından bu kodlar uygulamaya başlanmış ve ortaya çok karmaşık bir yapı çıkmıştır. Öyle ki bu listeye alınan mükelleflerin neden listeye alındıklarını bilmemeleri ve birçok nedenden dolayı, örneğin yerel basında mükellefler hakkında çıkan bazı haberler dolayısıyla dahi koda alınan mükellefler olmuştur. Bu durum gerek mükellefler nezdinde gerekse idare nezdinde çok ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Daha sonra yayınlanan 84 serinin olduğu katma değer vergisi programa gelen tebliğiyle yine mülga mükellefler burada da kategorize edilmiş özel esaslar kapsamında alınan mükellefler olarak belirtilmiştir. Bu mükellefler yine 2010'a Taksim 2 uygulama iş genelgesiyle vergi dairelerinin inisiyatifinden alınarak DEFKEL adı altında bir otomasyon sistemine kayıt edilmiştir. Dolayısıyla vergi daireleri bu döneme kadar ellerinde tutmuş oldukları kayıtları vergi dairesi başkanlıklarına göndermiş ve bütün bilgiler vergi dairesi başkanlıklarında toplanmıştır. Halen yürürlükte olan 2010 Taksim 2 uygulama iş genelgesi ile mükellefler, sahte belge kullananlar, sahte belge düzenleyenler, hakkında rapor olanlar, tespit olanlar, işe deftere belgelerini imraz etmeyenler, adreslerinde bulunamayanlar, haklarında ihtiyat taksim ve ihtiyat tahakkuk bulunan mükellefler olarak hala bu genelge istinaden belge değerleri tarafından, belge değerleri başkanlıklarına gönderilen bilgilere istinaden kodlanmışlardır. En son 1 Mayıs 2012-2014 tarihinde yayınlanan katma değer vergisi uygulama genel tebliğiyle daha önce yürürlükte olan 123 adet tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve yeni bir kodlama sistemini öngörmüştür. Aslında yayınlanan katma değer vergisi uygulama genel tebliğiyle bir nevi koda girmek zorlaşmış, koddan çıkmak ise kolaylaşmıştır. Buna ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri de burada ayrıca belirteceğim. Burada tam ekran yapamıyorum ben arkadaşlar. Katma değer vergisi 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren katma değer vergisi uygulama genel tebliğinin ana hatlarına baktığımızda koda girmek zorlaşmış, çıkmak ise kolaylaşmıştır. Mükelleflere her türlü delil ve ispat hakkı tanınmıştır. Sahte ve muteviyat itibariyle yaratıcı belgeyle ilgili vergi inceleme raporlarının ve ilerinin tespitinde belirli koşulların varlığı aranmıştır. Mükelleflere indirimden tenzil suretiyle genel esaslara dönüş hakkı mükellefler tanınan bazı haklardan dolayı kod uygulaması neredeyse sadece düzenleyicilerle sınırlı hale gelmiştir. Katma değer vergisi uygulama genel tebliğinin giriş kısmına baktığımızda, özel esaslara ilişkin giriş kısmına baktığımızda bu tebliğ esasen haksız yere katma değer vergisi iadesi alınmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı
yolsuz katma değer vergisi iadesinin verilmesinin önüne geçmesinin amaçları da belirtilmiştir. Yalnız katma değer vergisi kanunu, katma değer vergisi uygulama genel tekniğinin genel yapısına baktığımızda aslında özel esasları da kendi içerisinde genel koşullar ve özel koşullar olarak ayrıldığını görmekteyiz. Bu genel koşullar ve özel koşullar kavramı tevhide belirtilmemekle beraber tevhidin bütünü içerisinde baktığımızda böyle bir ayrım içerisinde girdiğini görmekteyiz. Öncelikle mükelleflerin özel esaslara alınması için sahte belge kavramından, bundan da öte belge kavramından ne anlaşılması gerektiği çok açık bir şekilde tevhide belirtilmiş. Yapılan açıklamalara göre fatura ve benzeri belgeler, günlük beyanları, yatırım teşvik belgesi, kıymetli maliyet arama ruhsatı gibi iade için aranan belgelerin sahte belgeye konu olabileceği belirtilmiştir. Bunun yanında bir belgenin sahte belge olarak nitelendirilebilmesi için idareye de aşağıda belirtilen bazı araştırmaları yapması gerektiği yükümlülüğü yine tevhide belirtilmiştir. Bunlara baktığımızda idarenin yapması gereken tespitler, yani bir belgeyi sahte belge olarak nitelendirebilmek için hangi tespitlerin, hangi koşulların sağlanması gerektiğine baktığımızda, inceleme dönemi veya incelemeye konu dönemlere ilişkin yoklamalar yapılmak suretiyle mükellefin gerçek bir faaliyetinin bulunmadığı, ilgili dönem maliye muhtarı, site yöneticisi veya çevrediklerin mükellefin eylem tarihindeki durumla ilişkin ifadeleri. Ki ben bu slaytta parantez içinde hükmün ileride yargı nezdinde birçok itiraflara da neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bilindiği üzere vergi kanunu 3. maddesine göre olayla ilgisi açık ve tabi olmayan şahit ifadelerinin ispat ve delil olarak kullanılamayacağı belirtilmiş. Burada tebliğ daha çok olayla ilgisi açık ve tabi olmayan muhtar ifadesi, site yöneticisi ve mükellefin çevresindeki diğer kişilerin ifadesini de esas anlayabileceğini belirtiyor. Günümüz koşullarında bir apartmanda oturan kapı komşularının bile birbirini tanımadığı bir şeyde bence bu hükmün ileride birçok soruna da neden olacağını düşünüyorum açıkçası. Yine ispat edecek hususlar kısmına baktığımızda belgeye konu mal hareketinin gerçek olup olmadığı, fiili veya kaydı envanter ya da randıman incelemesi, karşılık inceleme ve tespit, nakliye, ödeme tahsilat gibi kanıtlarla da bir belgenin sahte olup olmadığının tespitinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Yine ticaretçisinin olup olmadığı, husus ve ticaretçide bulunduğu firmalar nedeniyle de bir araştırma yapılması isteniyor. Ortaklık yapısı ve ortaklara ilişkin analizler ne bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda kullanılabilecek ölçülerden bir tanesi olduğu belirtiliyor. Yine muhasebecisine yönelik tespitler, buradan da açıkçası ne anlaşılması gerektiği çok açık değil. Yani muhasebesine ilişkin hangi tespitler bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda karar vermeye ölçüt olabilir, çok açık, net olarak belirtilmemiş. Yine Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan hakkında inceleme yapılanlara ve ticari ilişkide bulundukları mükelleflere ilişkin bilgiler, sahte belge ticareti varsa komisyon gelir elde edip etmediğine ilişkin veriler, mükellefiyetle ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmediğine ilişkin hususlarında bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda mutlaka ya rapora bağlanması gerekiyor veya